Yüce asil Türk milleti! Altaylardan, Tanrı dağlarından koparak Ergenekon, tarihi Ergenekon, Türk milletinin türeyiş destanı, Ergenekonlardan çıkıp Asya'nın steplerini aşıp, zorlukları aşıp Anadolu'ya gelmiş, Anadolu'da onlarca yüzlerce kavme karşılık orasını bir Türk yurdu haline getirmiş, Alparslan sayesinde Roman Diyojen'in ordularını perişan etmek suretiyle ve bu kutsal toprakları yurt edinmiş asil yüce Türk milleti. Selam olsun, selam olsun hepinize, hepinize birden selam olsun. Selam! Böyle arkadaş, bak bak, şunu lütfen göster. Böyle el işaretleriyle falan olmaz. Vuracaksın arkadaş, hakiki vuracaksın. El işaretiyle olmaz. Obama'ya böyle arkasından böyle el, arkasından Recep'in arkasından böyle parmak atıyor, yani parmak gösteriyor. Parmak şimdi gösteriyor. Yıllardır artık buramıza geldi ya. Ben çıldıracağım ya. Sizin tercümanınız oluyorum sevgili milletim. En yüce asil Türk milleti. Asil yüce Türk milleti diyenler utansın. Daha adam bir kere yüce asil Türk milleti demedi. Çıkıyor aziz millet. Soyut bir kavram. Aziz millet. Ne milleti? Yok. Diyemiyor adam ya. Diyemiyor. Demez. Diyemez. 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 Komutanım. Ege'deki bir tatbikatta Amerikalılar bizim biliyorsun frikateynimizi vurdular. 93. Evet. 92 evet, sonundaki 92, evet. Muavenet zırhımızı. Muavenet zırhımızı vurdular. Neymiş efendim? Johnny kolunu çarpmış da bilmem ne. Sarhoşmuş. Memle. Ondan sonra efendim şeyde söyleyiniz. Süleymaniye'de 11 tane askerimizin değil mi efendim? Başına çuval geçirildi. Gık demedik. Zat-ı muhtereme sordular, nota verecek misin diye ABD'ye. Ne notası dedi ya, müzik notası mı bu dedi. Çeşme açıyordu bilmem nerede Çorum'da. Öteki de mantı yiyordu bilmem ne Çankaya'daki. Büyük devletler özür dilemez falan dedi. Bal gibi dinleteceksin. Özür dileteceksin. Devlet olmanın gereği bu arkadaş. Amerika dinlemeyeceksin. Vereceksin notayı. Gözün üzerine vereceksin notayı. Özür dileyeceksin benden. Devlet olmak budur. Yürekli olacaksın. Senin o zaman arkanda 75 milyon helal olsun bu adama diyecek. Helal olsun be diyecek be. Ben de geleceğim seni alnından öpeceğim. Senin arkanda 75 milyon Türk milleti var. Dünyanın en kuvvetli o ordularından biri var. Yürekli ordu var. Niye çekiniyorsun? Ha çekindiğin başka şeyler varsa onu bilelim. Bazı soru işaretleri, istifamlar, Wikileaks belgeleri, şunlar bunlar, İsviçre hesapları vesaire şey neyse girmeyelim o tarafa. Buradan eğer senin gocunduğun bir şeyler varsa gemicikler, şunlar bunlar vesaire o başka. O zaman senin yüreğine, tepene bir ümünü sıkmışlar, çökmüşler demektir. Onu da bilelim. Ama böyle olmaz. Böyle devlet millet ile idare edilmez. Burada Sayın Genelkurmay Başkanı'na da hitap ediyorum. Arkadaş vursana masaya. Geçen gün konuşuyorsun, gidiyorsun, diyorsun ki bilmem nesi bir Büyük Birlik Partisi gelmiş. Giremeyiz, girersek ağır kayıplara hazır olalım. Amerika'dan icazet almamız lazım. Ne icazeti be? Amerika'nın da Allah belasını versin, Avrupa Birliği'nden, NATO'nun da. Ne haleye geldik ya, yazık günah değil mi bu millete ya? Evlatlarımız böyle tavuk mu bunlar ya, daha dün 4 tane şehit verdik gene. 4 tane aslan gibi evladımızı şehit verdik. 9 günde bilmem 9 şehite çıktı ya. Öyle değil mi? 8 kaç oldu? 31 Mayıs oldu. 1 Mayıs itibariyle Mayıs, arkadaşlarımızın 32 hesabı 35'e ya? Yakın şey. Ya böyle şey olmaz ya. Ey sevgili millet, ayağa kalk. Buradan yanlış anlaşılmasın, ayaklarını demiyorum. Altını çizerim. Demokratik hukuk içerisinde yapılacak şeyler var, değil mi efendim? Bu şekilde ayağa kalk derken kastım budur. Yoksa hemen savcılar harekete geçmesin. Kimseden de korkumuz yok Allah'ın izniyle. Alnımız açıktır. Alnımız aşağı alaya varır. Aşağı alaya. Allah'tan başka kimseden korkmayız. Ama gereken yapılacaktır. Soyut bir kavram arkadaş. Bak demedim demin ben. Ben olsaydım Genelkurmay Başkanı, hatta Hava Kuvvetleri Komutanı. Onun için derler ki şimdi antiparantez. Paşam seni onun için
Alakomiteli komutanı yapmamış diyebilirler. Ulan bu deli herif olsaydı vallahi billahi yeminle vuruyorum kimseye söylemeden 4 tane F-16'yı giderdim, o yerin dibine geçirirdim o Zusu 23'ü 24'ü ne baksa. Affedersiniz, çok özür dilerim. Peki komutan biraz. Ha, yani bu budur arkadaş. Salih Omurtak, tarihten misal vereceğim. Ey millet, Salih Omurtak 38-39 manevralarında, Trakya manevralarında Bulgaristan'a giriyor. Zor zor dolduruyorlar, Sofya'ya gidecek adam ya. Salih Omurtak meşhurdur bu komutanlardan. Aman diyorlar, yapma paşam, etme bilmem ne, şudur budur, zor dolduruyor, geri çeviriyorlar ya. Biraz yürekli olacaksın, inisiyatif sahibi. Subay demek inisiyatif sahibidir. Komutan hele hele inisiyatiflerin aşağılasıdır. Söyleyeceksin arkadaş. Sayın Başbakan, böyle 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 bu Suriye'ye girmek olmaz. Bizim bunlarla bir düşmanlığımız yok. 14 ay öncesine, 12 ay öncesine kadar can ciğer kuzu sarmasıydı. Kucak kucağa kadınlar, kızlar, damatlar, gelinler, bilmem neler gitti geldiler. Müşterek toplantılar yapıldı. Efendim şeyler yapıldı. İkili anlaşmalar imzalandı, vizeler kalktı, bilmem ne. Vesaire, böyle bir ya süreç. Değerli yaptı. Kardeşim, sevgili millet. Güney illerimiz kan ağlıyor yahu. Mersin, Hatay, İskenderun, Nizip, söyle Gaziantep, Kahramanmaraş, Urfa. 5-6 milyar dolar kaybımız var. Yazık, günah değil mi ya? Ondan sonra sen buradan yardım ediyorsun. Hür Suriye ordusuymuş bilmem ne, direnişçilere, bizdeki PKK gibi her türlü yardımı yapıyorsun. Onları alıyorsun, eğitiyorsun, gönderiyorsun, salıyorsun. Bir sürü iddialar var. Ağır silahlar veriliyor. Oradaki hacı fışmış, bir de doldurmuşsun hacı fışmışı. AKP bilmem nesinde gelmiş orada, Katar'dan bilmem nereden hacı fışmışlar. Orada ondan sonra amigolar, Türkiye seninle gurur duyuyor ya. Bırak ne gurur duyması falan, bırakın bunları ya. Bırakın ya, millette alay etmeyin ya. Yıllar artık buramıza geldi ya. Ben çıldıracağım ya. Sizin tercümanınız oluyorum sevgili milletim. Ey yüce asil Türk milleti. Asil yüce Türk milleti diyenler utansın. Daha adam bir kere yüce asil Türk milleti demedi. Bu Abdullah Öcalan denilen rezil rüsva adam, 40 bin kişinin katili, Türk düşmanı, kendisi zaten Kürt de değildir. Kürtçe bilmez. Yazışmalarını Türkçe yapar. Orijinal yazılarını falan. Diyor ki benim diyor annem diyor Türktü diyor, Türktü diyor. Babası da Ermeni. Zerdüş kendisi. Ateist, Zerdüş, bunlar böyle. Biliyorsunuz PKK'da 1/3 nispetinde, 2/3 nispetinde Türk ve Müslüman olmayan diyelim ki elemanlar var. Efendim şimdi bu adamı dediğiniz gibi çok güzel söylediniz, bir barış peygamberi, barış elçisi, bir şey yaptılar, meleği yaptılar adam ya. Allah Allah. Neymiş bu adam ya? Ötekisi de onunla beraber yatıyor, kalkıyor, gönderiyor, iyileştiriyor, durumlarını iyileştiriyor. Ama ne diyor? Bak şeyler siz söylediniz, inşaat başlamış. İmralı'da değil mi efendim? Siz geçen programlarınızı söylediniz, hatırlayın. Evet. İnşaat başlamış. Evet, villa yapmış. Diyor ki, evet. Diyor ki adi köpek diyor ki, ben diyor kimse diyor çekmeyecek, herkes çıkacak diyor. Öyle bir şey yok, ev hapsi ben de kabul etmiyorum diyor. Herkes çıkacak diyor. Yani genel lafı kastediyor. Genel laf çıkacak diyor. Evet. Anlatabildim mi? Sıkıysa diyor Recep benim dediklerimi yapmasın diyor. 50 bin kişiyle 100 bin kişiyle dar ederim, zindan ederim ortalığı diyor. Kan gölüne çeviririm diyor. Ve başbakan karşılık vermiyor buna. Vermiyor, veremiyor. Nasıl verecek? Eli mahkum ya. Ondan sonra ben konuşmuyorum. Ya Oslo'da konuşmuyorum, etmiyorum dedin arkadaş. Ondan sonra bin bir tane laf söyledi. Oraya giden şerefsizdir, konuşan görüşen şerefsizdir. Wikileaks belgelerinde bilmem ne hepsi ortaya çıktı. Kim şerefsiz ya? Onu ben söylemeyeyim, herkesin takdirine bırakayım. Gayet açık. Değil mi efendim? Görünen köy kılavuz istemez. Sen şimdi benden konuşmuyorum. Hakan Fidan gidiyor. Fidan mı gidiyor? Fidan mıdır? Dal mıdır? Budak mıdır? Ot mudur? Her neyse birileri gidiyor ya. Gidiyor o ekibin yanında. Bu gidenler, buldanlar, bilmem neler, şunların bunların yanında. MİT'in adamı da var biliyorsun. Tamam mı? Tabii. Bunlar özel gemilerle, özel kuvvetlendirilmiş bilmem ne gemilerle, Mudanya'dan falan değil şimdi şeyden, Ataköy'den, Barina'dan ki kalkıp gidiyorlar. Konforlu. Anladın mı? Şimdi biliyorsun yeni bir yasa çıkardılar. Aileleriyle birlikte olma. 6 ayda 24 saat bilmem ne falan filan diye böyle evli şeylerin. Çok yakında
bu Sekine mi Sakine mi bir kadın vardı bunun nikahında olan, bu Apo köpeğinin. Şimdi onu da götürürler oraya, her türlü şeyi yapar müsaade. Zaman... Ne demek yani bütün orduyu sanki dinsiz gibi gösterip, yok efendim Fatih Camii'ne, Süleymaniye Camii'ne efendim gidecekmiş, toplayacakmış, oradaki cemaati bombalayacakmış. Böyle bir şey düşünenler çok özür dilerim, şerefsizdir ya. Evet. Bunların kafalarına seminer kadar taş düşsün be. Ayıptır ya. Bugün orada Irak'taki durumu görüyoruz, ordusu yok. Saddam'ın heykellerini çektiler böyle halk. Ordu, Cumhuriyet alayları üzerinde bilmem ne. Bir dakika konuşalım şimdi. Çağırdınız beni konuşalım bomba gibi. Bir dakika ama müsaade buyurun. Sayın Metinleri de dinleyeceğiz. Efendim ya. Dinlemişsiniz onu daha önce benden evvel ödediniz ya demin. Şimdi ben biraz... Dinlemedik efendim. Daha neyse o zaman bir istediğim müsaade edeyim. Bir havasını alayım bu işin yani. Buyurun peki. Biraz doluyuz yani. Ya bu başka ordu yok hanımefendiler, beyefendiler. Ey koca millet. Başka ordu yok. Türk Silahlı Kuvvetleri ya, bu peygamber ordusu denilen şey bizim evlatlarımız. Niçin yıpratıyoruz bunu? Ne murat ediyoruz bundan? Ne olacak yıpratacaksın da eline ne geçecek? Ne geçecek söyler misiniz bana? Başka ordu yok. Bu canımızı, malımızı, ırzımızı hepimizin ama hepimizin ayrı garip yok. Koruyacak bu ordu, müşallı ordu. Mazisi ve tarihi insanlık tarihiyle başlamıştır. Bu Atatürk'ün ordusu, Cumhuriyet ordusu. Bunu yıpratmak kimseye bir şey sağlamaz. Boşu boşuna yıpratıyoruz. Utanmadan şuna söylüyor ya. Kardeşim baksana şuraya. Yok ben uçağımı... Ya ben size bir şey söyleyeyim. Hanımefendi, beyefendi. Ben devremin... Bakın ben pilot, emekli hava pilot, tuğgeneralim, ben jetçiyim. Benim üçte birim şehit oldu biliyor musunuz siz? 45 kişi mezun olduk biz, büroveyi aldık. Üçte birimiz şehit oldu. Kaç tane arkadaşım ben böyle toprağını tabutlara verdim. Atomize olursun. 1000 kilometreyle çakılıyorsun toprağa. Evet. Oradan beyin parçalarını, kan parçalarını, kemik parçalarını topluyorsun. Mübarek şehit toprağından içine koyuyorsun ki anacığı babacığı ya boş sandık getirmesinler sanduka, getirmesinler diye. Biz kefenimizi her sortide, sorti denir. Bir çıkış görev yapıp girişe sorti denir havacılık literatüründe. Tamam mı? Kefen giyeriz biz. Giydiğimiz uçuş tulumunun adı teknik tabiriyle uçuş kombinezonu denir bizde. Hani hanımefendi evet. Şey yanlış karıştırılmasın. Uçuş kombinezonu denir. Tamam mı? O bizim kefenimizdir. Biz onunla atomize oluruz, çakılırız böyle. Kemiklerimizi, etlerimizi, beyinlerimizi toplarlar. Şüheda toprağını koyarak. Anacığı çünkü bazen der ki ya ne olur evladım bir kere son kere göreyim der. Göremez ki ne görecek. Böyle bir ordunun evlatlarına şimdi ben gidecekmişim. Efendim kendi arkadaşımı vuracağım. Böyle şerefsizlik olur mu ya? Nerede görülmüş böyle bir şey ya? Ben kendi arkadaşımı vuracağım. Uçakla Ege'de sanki Rum kopili Yunanlı vurdu diyeceğim. Oradan bir kaos çıkartacağım. Yunan'ın şeyini, efendim, husumetini davet edip Türk-Yunan hava savaşı ve harbi ortaya çıkaracağım. Kaos ya. Ha? Böyle bir şey olabilir mi? Sonra gideceğim, ben bomba nedir o? Fatih Camii'ni, bin Bayezid Camii'ni, Süleymaniye'yi bombalıyım. Sayın İlker, çok... Bunu diyenler şerefsiz olun, şerefsizdir. Sayın İlker... Size tekrar döneceğim. Bunlar, bir dakika, bunlar har boyunda falan yer almaz kardeşim. Bu böyle bilirsin. Yer almaz. Bunlar ekleme, yapıştırma, montajdır. Harp oyunları bize sorun ya. Kim arkadaş görmüş harbi? Sayın İlker zamanımız var zaten. Epey evet. Konuşacağız size. Ama hani bir havasını alalım kardeşim peki, ya. Peki dinledik sizi. Madem çağırdınız buraya konuşalım tamam. Gümbür gümbür ya. Yok, Sayın İlker. Tabii ki konuşacaksınız. Evet, tabii ki konuşacaksınız. Ama insan şey oluyor canım. Ben nasıl vururum arkadaşımı ya? Bir pilotu ben nasıl vururum Türk pilotunu ya? Düşünebiliyor musun? Kardeşim sen benim. Kardeşimsin sen benim. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Söyle sen bir söyle. Allah için söyle ya. Düşünebilir misin bir Türk evladının? Bir Türk pilotunun gidip Türk pilotunun vurmasını. Öyle bir şey olabilir mi? Biraz bunu düşünmek bile fevkalade şerefsizliktir diyorum ya. Yani. O kadar bitti. Çok rica ediyorum biraz sakin olun. Ama bir su rica ederim şuraya. Tabii. Hemen söyleyelim arkadaşlar lütfen bir bardak. Allah Allah ya. Bu kadar da olmaz canım. Size tekrar. Meydanı boş buldular bu kadar olmaz. Buradan da diyorum ki Genelkurmay Başkanı bu kadar puşma. Sen puştukça adamlar senin üzerine geliyor. Vur masaya kardeşim. Bir zamanlar Erman Torunlu'ya kızıyorduk değil mi? Genelkurmay Başkanı kodumu oturtturacak diye. Ya biraz sesini gürlet kardeşim. Ha git de sana ihtilal yap demiyoruz. Haşa.
yanlış anlaşılmasın. Ama efendi kibar böyle şey diyor, güzelce söylüyor, anlamıyor karşı taraf. Önemli olan sizin söylediğiniz karşındakinin anlama kabiliyetiyle orantılıdır malumunuz. Biraz dinlenin efendim. Evet, sakinleşin. Yalnız bir soru rica edeyim. Hemen getirecek arkadaşlarım size. Sayın Metinler. Allah Allah ya. Çok dolu olduğunu söyledi Sayın İlker. Gayet tabii canım. Nasıl dolu olmam sevgili kardeşim ya? Lütfen. Nasıl dolu olmam ama ya? Sayın İlker size tekrar... Ben hayatımı vermişim. 35 sene. Ben kendi evlerimden diyorum demin söyledim. Heyecanımı bağışlayın lütfen. Evet. Üçte birimiz şehit oldu.